neredeyse o direği görmeyeceksin. Tren o yükseklikte. Atlayacağım yer, aradaki boşluk, tren. Tren bu arada şapka mı diyorsun canım? Şapka var. Yani trenin bir de böyle bir olayı var. Üzgün oldu bu birazcık. Buradan sonra yine mi 2,5'tür? Oradan sonrası daha fazla. Boşluk. 3 metre rahat var. 3 mü diyorsun? Rahat var. Evet, yani buradaki tepe noktasından bahsediyorum. Buradan şeye, boşluğa. Okey, buradaki şu boşluk 3,5 mi? 3. 3 metre. Sonra bunu çok uğraştık ama yapamadık. İnişimiz birazcık rampa ve trenden daha aşağıda başlıyor. Yapar burayı. Burayı yaparız, yaparız. Bir yerden başlamak lazım. Olmaz deyince olmaz abi. Şimdi nereye diyorsa oraya yaparız diye çıkacağız. Çok şey bu arada, hani tırmanması da çok güzel rampanın. Aynen. Böyle tırmanmalı bir rampa olacak, beni yukarı atacak, ileriden şey, yukarı atıp, taklama atıp. Şimdi oradan karı çekeceğiz. Ha, tamam. O bölgeden karı toplayacak. Tamam. Ve buradan girdiği kadar burayı toplayacak. Tamam. Şişirecek, ondan sonra... Ama şey gibi de olsun istiyorum, böyle... Yok, çıplak değil yani. Böyle hani gösteri rampasında yaptık ya. Tamam, keskin. Keskin hatlar olsun ki en az bir tren kadar o da. Tanıtılsın da bu ekspres tarafı ne olursa olsun desteklemeye hazırız yani. Evet, bence güzel bir proje olacak. İnşallah. Biz şimdi daha önce yarışlar için çıkış rampası yapıyorduk. Bir küçük bir atlamalarımız oldu ama yani böyle büyük bir atlatmayı bir de yani ilk defa daha bu biraz daha zor olacağı için şimdi bunu yapmaya hani hem de kar müsait değil. Şu anda kar topluyoruz sağdan soldan zeminimizi hazırlamak için. İstediğimiz şeyi inşallah başaracağız. Yapacağız bunu. Şu an kar sürüklüyoruz yani bayağı bir mesafe var. Her yerden de kaya çıkıyor bu arada. Gördüğün gibi. Çok iyi. Ekskavatör dediğini yaparsa şu anda çok okeyiz. Karda kışta atlarım yani. Hani kar yağsa da atlarım. Burayı düzeltirsin de burada bol karın olması iyi. Yok, bol kar değil, sert olması. Çok çok bol kar değil. Güzel. Arkadaşlar, mühendisimizi size takdim ediyorum. Adem abi. Bu inşaatı o yaptı. Trenin üstünden de o atlayacak. Şey dedi, Süleyman çok yoruldu sen dedi. Sınav takla atlayacağım abi. Sınav takla. Çıkar mı acaba diyor? Abi bence çıkar. Çıkmazsa bile bomba. Kendini çeke çeke çıkabilir. Benim kaygım şey, raylara zarar vermesin. Abi tren şu hizde kalıyor. Tren ondan sonra hiçbir şeye dokunmuyor. Burada da aynı şekilde bu hizde kalıyor. Buradan sonra da hiçbir şeye dokunmuyor. O yüzden ben bunun üzerinden takla atacağım abi, snowboard'dan. Ama biz snow truck'la ittire ittire karı döküyoruz ya abi. Benim senden ricam şuradan oraya dümdüz 2 metre dümdüz koyabilmen. Ama buraya çok döküyoruz biz. Dökmeden. Keseceğiz değil mi? Aynen. Alıyoruz burayı. Tabii burası yok. Burayı sonradan bu aynı şekilde oraya da burayı 2 metre senden yükseltmeni istiyoruz. Bugün o atlayışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kaç gündür bunun için uğraşıyoruz. Süleyman hala arkada çalışıyor zaten. İnanılmaz bir kar aldı bu gece. Şimdi tekrar pistin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü hataya yer olmayan bir projenin içindeyiz.
Risklerin herkes farkında. O yüzden pek uyup uyuyamıyoruz. Sürekli üzerine konuşuyoruz. Planlar yapıyoruz. Bakalım. Heyecanlıyız. 26 geçiyor 8'i. 9-10 geçe trenimiz kalkacak Sarıkamış'tan. Onu bekliyoruz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bakalım. İnanılmaz bir soğuk var. Kaç gündür donuyoruz. Ama bugün o gün. Çok az vaktimiz kaldı. Ortalama yarım saat içinde tren gelecek. Ve şimdi bizim kameraları yerleştirip Süleyman'ın pisti hızlıca temizleyip en azından bir testimizi almamız lazım. Kamera testimizi. Çünkü bir kere şansımız var. İkinci olmayacak. Bunu en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Kaç gündür bunun için uğraşıyoruz. Bütün Sarıkamış, bütün Kars, Sayın Valimiz, Kaymakamımız, aşağıda ambulansımız, jandarmamız, herkes bizim için, bu olay için, Süleyman için burada. Ve bunu artık yarım saat sonra bitirmiş olacağız. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Basit. Beklediğimizden stressiz. Biraz sıcak hava. Hava sıcak mı? Hava biraz sıcak. O zaman kar yumuşak. Burası dünyanın en güzel rotalarından birisi. Kars. Özellikle turistik boya içmesiyle beraber bir marka oldu. Ve olmaya devam ediyor. Biz bu marka değeri üzerine ne katarız onun çabası içerisindeyiz. Sen de o çabanın içerisindesin. Sen de artık Sarıkamış Kars'ın yüzü oldun. Süleyman, bundan kaçışıyorum. Seve seve. O kadar şey yaptım. İnşallah yazın, seneye çok daha güzel şeyler yapılacağını düşünüyorum. Bu bir başlangıç. Yani dedim ki burası çok önemli bir rota. Hem turistik Doğu Ekspresi'nin hem Anadolu coğrafyasının en uç noktası. Kaşmir 901 tren, sevgili Tosa, saat 11.25 gittiniz, hayırlı yollar. Sevgimizin toprağı olduğu anlaşıldı, 11.25 gittik, hayırlı işler. Karabaya. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık, yolunuz açık olsun. Sizin de emeğinize sağlık, kolay gelsin.